Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere el lezzetine çok güvendiğim eşimin bir yemeğini anlatacağız. Çok lezzetli yapıyor. Patatesli tavuk fırında. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle patatesimiz var. Tavuğumuz var. Kemikli, but, kanat, kemiği, göğüs hariç. Bütün tavuk. Şöyle domates salçamız, biber salçamız var. Pul biberimiz, tuzumuz. Kekiğimiz var. Birer tatlı kaşığı hepsi. İki tane domatesimiz var. Kabukları soyulmuş. İki tane soğanımız var. Üç diş sarımsak. Dört tane yeşil, bir tane de kapya biberimiz var. Sıvı yağ veya zeytinyağı. Hangisini tercih ederseniz. Eşim yemeklerde daha çok tereyağıyla zeytinyağını kullanıyor. Ben de öyle kullanmaya çalışıyorum. Tercih tamamen size kalmış. İşime kolay gelsin diyorum. Dediğim gibi el lezzetine çok güveniyoruz. Hatta kızım gelince, daha dışarıdan girince baba yemeği diye sevinerek girer eve. Soğanları iri iri kıydı. Patatesleri de gene iri iri kıydı. Tavuğumuzu önceden parçalamıştık. İri iri doğradı patatesleri, soğanları da. Ben fırını yakayım mı? Derecesi kaç oldu? 200 mu? Tamam, 200 dereceli fırınımı yaktım. Eşimin çok güzel, çok farklı lezzetleri var. Ara ara onları da sizinle paylaşacağım. Evet, sarımsaklarımız da iri iri kıydı. Tuz, kekik, biberimizi katacağız. Biber salçamız, domates salçamız. Malzemeyi leğende buluşturdu. Üzerine bolca zeytinyağı. Şimdi domatesleri doğrayacağız.
Şimdi hepsini harmanlayacak. Tepsinin altını yağlamama gerek yok. Zaten tavanda yağ olduğu için doğru gerek yok. Yağımızı da içine döktük. Malzemeyi iyice birbirine yedirdi. Hepsinin lezzetlerine geçsin diye. Şimdi tepsimize yayıyoruz. Kadar yeterli mi? Şimdi tabağımızdaki yağını, tuzunu suyla karıştırdıktan sonra tepsimize döktük. Domateslerimizi üzerine yayıyor. Otursun sonra alacağım. Evet, görüntüsü şimdiden harika. İnanın lezzeti de harika oluyor. Şimdi 200 dereceli fırına koyacağım. Dakikasına bakacağım, size söyleyeceğim. Üzerine biraz daha yağ ekledik. Tamam. Evet arkadaşlar, yarım saat oldu. Yemeğimiz pişmeye devam ediyor. Biraz daha pişmesi gerekiyor.